Skype bağlantısını yapacağız şimdi Hüseyin Özkök'le ve dış basının gündemini konuşacağız. Hüseyin Özkök, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk. İyi hafta sonları diliyorum sana ve herkese. Çok teşekkürler, biz de size iyi hafta sonları diliyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Adaylıktan başlamak istiyorum ben. Çünkü bu bizim için önemli bir haber. Euro 2032 İtalya ile ortak düzenlemek için başvurumuzu yaptık. Şimdi bu nasıl bir ortaklık olacak? Bizim bu organizasyonu alma şansımızı ne kadar görüyorsunuz? İsterseniz biraz özetleyelim izleyicilerimize. Ezgi, biraz geçmişe gidelim. 2021 yılında UEFA İcra Kurulu bir karar aldı ve 2028 ile 2032'nin aynı adalet başvuru süresi içinde verilmesini kararlaştırıldı. Türkiye'de bu iki adaylık başvurusunu yaptı ve hem 28'e hem 32'ye aday oldu. Aslında Rusya'da bu dönemler için aday olmuştu, fakat UEFA bu son işte Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'nın başvurusunu kabul etmedi ve sadece diğer başvuruları kabul etti. 2028'de bir Britanya grubu var. İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylık başvurusu var. Bir biz vardık. Bir de 2032 için İtalya başvuru yapmıştı ve onun yanında da yine biz 2032 için de adaylık başvurusunda bulunduk. Dosyalarımızı gönderdik UEFA'ya, 10 stadyum ismi bildirdik. Fakat işte dün bir ani gelişmenin haberini aldık hep beraber. Bence iyi bir gelişme ve yerinde bir karar olarak görüyorum bu Futbol Federasyonu'nun İtalya ile birlikte bu 2032 düzenleme kararına. Ezgi, artık dikkat edersen Avrupa Şampiyonları ve Dünya Kupalarında çoklu adaylıklar dönemi başladı. Çünkü artık bir ülkenin tek başına bir Dünya Kupası veya bir Avrupa Şampiyonası düzenlemesi çok rentable değil. Dolayısıyla ülkeler bunu göz önüne alarak birlikte başvurular yapıyorlar. İşte önümüzdeki 2026 Dünya Kupası'nda da Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada birlikte düzenleyecekler. 2030 Dünya Kupası için yine çok ülkeli adaylık başvuruları var. İtalya ile Türkiye nasıl bir araya geldiler, bu fikre ortak oldular bilemiyorum, ama bence söylediğim gibi yerinde bir karar bu. Bununla birlikte artık bizim 2028 adaylığımız ortadan kalkacak. O 2028 Britanya grubuna gidecek. 2032'de de İtalya ile Türkiye birlikte düzenleyecekler. Yani aslında 2028 ve 2032 için karar ortaya dün çıkmış oldu. Ve hangi ülkelerin bu turnuvaları düzenleyeceğini biz öğrenmiş olduk. UEFA'ya bu başvuru yapıldı. Hem İtalya Futbol Federasyonu hem Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili açıklama yaptıktan sonra UEFA da bu adaylık başvurusunu doğrulayan bir açıklama yaptı. Bununla ilgili karar 10 Ekim günü UEFA İcra Kurulu toplantısında verilecek ki UEFA'nın bu adaylık başvurusunu, İtalya-Türkiye ortak başvurusuna karşı çıkacağını sanmıyorum. Dediğim gibi onlar zaten UEFA çoklu adaylıklara sıcak bakıyor. Böylece bu konuda yakında kapanacak. Biz artık 2032 Dünya Avrupa Şampiyonası'nı düzenliyor gözüyle kendimize organizasyonu yapan ülkelerden biri olarak bakabiliriz diye düşünüyorum. Bir problem çıkmayacaktır. Hayırlı olsun. Tabii 9 yıllık bir süre var. Stadyumlar UEFA'nın kararından daha sonra belirlenecek. İki ülke ve UEFA birlikte oturacaklar. Hangi şehirler ve hangi stadları seçeceklerine karar verecekler. O daha sonraki bir süreç, ama bu şampiyonalar artık kimlerde olduğu dün netlik kazanmış oldu. Peki şimdi UEFA'nın verdiği kararlarla isterseniz devam edelim. Özellikle Juventus ve Barcelona ile ilgili kararları çok dikkat çekici. Juventus Konferans Ligi'nden ihraç edildi, men edildi ve bu sezon 20 milyon euro da ceza verildi. Aslında beklenen bir gelişmeydi zannediyorum. Juventus'un itiraz etmeyeceği bekleniyordu. Biraz Konferans Ligi'nde oynamayacaksak da Konferans Ligi'nde oynamayalım gibi bir tepki vermeleri aslında bekleniyordu. Öyle de oldu. Juventus'un başı ne zaman acaba bu cezalardan kurtulacak ve ne zaman Juventus artık hukuka uygun transferler yapacak acaba? Ezgi, şöyle söylediklerin hepsi çok doğru. Juventus kendi ülkesinde puanları silinip Şampiyonlar Ligi'ne giremeyince
7. sıraya düştü ve Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Konferans Ligi tabii ki Juventus'u çok tatmin eden bir kupa değil. 3 numaralı kupa Avrupa'da. Dolayısıyla ülkede aldıkları ceza UEFA tarafından daha sonra değerlendirilip Şampiyonlar Ligi'nden gelecek sezon mesela men edilmektense UEFA ile bir görüşme yapıp bunu bu sene içinde halletmeye yoluna gittiler. Ben bunu daha önceki yayınlarımda söylemiştim. UEFA ile Juventus Kulübü bir görüşme yaptılar. Bu görüşme sonrasında Juventus UEFA'nın vereceği cezayı kabul edeceğini ve kasa da başvurmayacağını UEFA'ya garanti verdi. UEFA da bu süreci tamamlayarak Juventus'a bir yıllık men cezası verdi ve 20 milyon euro para cezası. Ancak bu 20 milyon euronun 10 milyonu peşin ödenecek ve diğer 10 milyonluk bölümü ise Juventus'un bundan sonra işte financial fair play konusunda yapacağı çalışmalarda, bilançosundaki çalışmalarda ona göre uygulanacak. Belki de uygulanmayacak eğer UEFA'nın istediği şartlar yerine gelirse bu yeni sürdürülebilirlik konusunda. Böyle bir ceza ortaya çıktı. Bekleniyordu. Juventus Konferans Ligi'ne katılmayacak. Onun yerine sanırım 8. Fiorentina'ydı değil mi? Geçen sene Evet. onun altında yer alan Fiorentina Konferans Ligi'ne katılan takım olacak İtalya Ligi adına. Peki Barcelona ile ilgili kararda geçici olarak Şampiyonlar Ligi'ne Evet. katılım izni verildi. Şimdi o soruşturma da devam ediyor ve bir anda Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden de gidebilir. Üstelik zannediyorum, bilmiyorum bu arada takvimi, soruşturma takvimini, ama Şampiyonlar Ligi devam ederken de böyle bir ceza ile karşı karşıya kalabilir mi Barcelona? Yani atıyorum çeyrek finale çıktı ve bir anda ihraç edildi gibi bir şey çıkabilir mi? O Ezgi, o İspanya'daki soruşturmanın sonucunda alınacak karara bağlı bir durum. Çünkü UEFA takımların kendi ülkesindeki mahkumiyetlerinden sonra Avrupa kupalarında oynamama cezası veriyor en azından bir yıl süreyle. Dolayısıyla UEFA geçici olarak Barcelona'ya bu cezayı vermesinin nedeni de tam da bu aslında. Henüz daha İspanya'da nihai bir karar verilmedi bu Negreira soruşturmasında. Sezon içinde tam sezonun en iyi yerlerinde Barcelona iyi giderken bu karar alınır da UEFA da bu karardan sonra Barcelona'yı men eder mi? Ben pek tahmin etmiyorum. Yani İspanya'da da herhalde bunu düşünürler. Barcelona tam İspanya'yı temsil ederken Şampiyonlar Ligi'nde takımlarının ihraç edilmesini isteyeceklerini sanmıyorum. Bu karar herhalde daha sonra alınacaktır ve önümüzdeki sezonki katılımı etkileyecektir diye düşünüyorum Barcelona'nın. Ne karar çıkacağını da bilmiyoruz tabii. Belki Barcelona suçsuz bulunacak ve herhangi bir ceza almayacak. Bunu da bilemiyoruz ama geçici olması tabii ki bıçak sırtı bir durum. Bir de sezon içinde senin söylediğin gibi böyle bir karar alırsa Barcelona'nın ihracı Avrupa kupalarından söz konusu olabilir. Çünkü o geçici kelimesi hakikaten tedirgin edici bir durum Barcelona'yı. Peki, şimdi biraz da transfer konuşalım isterseniz. Avrupa'da da transfer gündemi oldukça yoğun. Biraz önce biz transfer söylentileri başlığında özellikle Harry Kane transferi için Bayern Münih'in girişimlerinin devam ettiğinden bahsettik. İsterseniz o konuda bir bilgi verelim. Yine Kerem Demirbay, Almanya'da çok konuşulan bir isim, Galatasaray'a gelmesi bekleniyor artık. Oradaki transfer söylentilerini, haberlerini de isterseniz anlatalım izleyicilere. İlk olarak Kerem Demirbay'dan bahsedeyim. Galatasaraylılar çünkü heyecanla Kerem Demirbay'ı bekliyorlar. Bununla ilgili çok çeşitli haberler çıkıyor. Alman basınında da artık çok ciddi haberler çıkmaya başladı Ezgi. En önemlisini Kicker'de okudum ben. Bayer Leverkusen'la Galatasaray'ın artık anlaşmaya çok yakın oldukları, aradaki fiyat farkının kapanmak üzere olduğunu ve Kerem Demirbay'a Bayer Leverkusen kulübünün Galatasaray'la görüşme için izin verdiği söylendi. Şu anda muhtemelen Kerem Demirbay ve menajeri Galatasaray kulübüyle görüşüyor. Galatasaray herhangi bir açıklama yapmadı henüz. Daha ortada tabii ki bir anlaşma sağlanmadı. O nedenle bir açıklama yok Galatasaray kulübünden ama Almanya tarafından gelen haberler bu işin artık çok ciddiye bindiği. Kerem Demirbay 2019 yılında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e 32 milyon euroya, ki Almanya için çok çok yüksek bir rakam, transfer olmuştu. İlk yıllarında o dönem milli takımda da oynuyordu. Milli takım kadrosuna alınıyordu Löw tarafından. Çok iyi işler yapmıştı ama giderek Leverkusen'de çaptan düştü mü diyelim artık veyahut da kadroya girememeye başladı. Yedek oturmaya başladı daha çok ama
Kerem Demirbay çok çok iyi bir futbolcu. Hatta benim bugün foto maçta da Kerem'le ilgili bir değerlendirmem çıktı. Yanılmıyorsam dün göndermiştim onunla ilgili değerlendirmeyi gazeteye. Daha göremedim gazeteyi. Çok teknik, çok oyun zekası yüksek ve topsuz alanda da çok iyi işler yapan bir oyuncu Kerem Demirbay. Galatasaray'a faydalı olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Türk olması, işte bu yabancı statüsünde değil de milli takımda oynama hakkı olmamasına rağmen yabancı statüsünde değil de yeni kurala göre yerli statüsünde de oynayacak olması Galatasaray için bir avantaj. Almanya ve Türkiye vatandaşlığı var. Bir de onu düzelteyim. Ben hep mavi kartlı diyorlar Kerem için ama mavi kartlı değil Kerem. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Mavi kart sadece çifte vatandaşlığa izin verilmeyen ülkeler için geçerli. Mesela Yusuf Demir Avusturya çifte vatandaşlığa izin vermiyor ve sadece Avusturya vatandaşlığı var. İşte mavi kart o ülkelerin vatandaşlarına veriliyor. Sadece seçme ve seçilme hakkı olmuyor mavi kartlı olanların ama her türlü vatandaşlık haklarını Türkiye'de kullanabiliyorlar. Kerem Demirbay da muhtemelen Galatasaray'a gelecek gibi gözüküyor Ezgi. Peki son olarak bir dakika Kane'i konuşmadık. Evet Kane'i konuşuyorum. Hemen onu da söyleyeyim. Kane'i de söyleyeyim. Kane'in Bayern Münih'e transferi an meselesi. Dün Daniel Levy ile bir görüşmesi vardı Bayern Münih kulübünün fakat o görüşme ertelenmiş. Kane hep söylediğim gibi Bayern Münih'e gitmek istiyor. Fakat şu ana kadar tam bir anlaşma sağlanmış değil ama büyük ihtimalle önümüzdeki hafta artık zaman da daralıyor. Bayern Münih kulübü Kane'i transfer edecektir diye düşünüyorum. Diğer yandan da Sadio Mane de Bayern Münih'teki o başarısız döneminden sonra, bir yıllık dönemden sonra ayrılıyor. O da Al-Nassr'a gidiyor Ronaldo'nun kulübü. Büyük ihtimalle Bayern Münih kulübü de o kulüple anlaştı. Transfer durumları Almanya'da bu şekilde son olarak. Peki. Hüseyin Özkök çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben de aynı şekilde görüşmek üzere. Herkese selamlı sevgiler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet Hüseyin Özkök'le değerlendirmelerimizi yaptık. Dış basının gündemine şöyle bir baktık değerli izleyenler. Şimdi gelin dün akşama gidelim. Transfer raporu programında neler konuşulmuş birlikte izleyelim. Saat başında yeniden buradayız.